Yalova merkezde Rodoplu Mescidi'nde imam olarak görev yapıyorum. Aslen Bilecikliyim. Sakarya İlahiyat mezunuyum. Yalova Kur'an kurslarını yapma, yaşatma ve yardımlaşma derneği isminde bir derneğimiz var. Bu dernek Yalova Müftülüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kurslarının var olanlarının ihtiyaçlarının giderilmesinde, eksik olanların noktasında onlara destek olma konusunda faaliyet gösteriyor. Bir de yeni Kur'an kursları açmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruldu. Tabii bunun yanında komşusu açken Tokyo'dan bizden değildir buyuran Peygamber Aleyhisselam Efendimizin malum ümmetiyiz, Müslümanız. Bu derneğin ve yardımlaşma konusu var, faaliyeti var. Bu da imkanı olan kardeşlerimizin destekleriyle derneğimize yapılan bağışlarla ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek gibi bir misyon da var. 2-3 konuda faaliyet gösteriyoruz. Yani 1-4-6 yaş Kur'an kursları var, 15 tane şu anda. Her mahalledeyiz, Yalova'nın her mahallesindeyiz. Yaklaşık 300 tane öğrencimiz var. 20'nin üzerinde ilahiyat mezunu ve Milli Eğitim tarafından düzenlenmiş olan 380 saatlik okul öncesi eğitimi bitirmiş, sertifikası almış, kimisi yüksek lisans yapmakta olan hoca hanımlarla kurulmuş olan bir ekibimiz var. Ve bu ekip bu kurslarda görev yapıyor. Bu kursların ihtiyaç duyduğu noktalarda işte gerek kırtasiye, gerek temizlik veya başka şekillerde onların ihtiyaçlarını gidermek ve bir de yeni kurslar açmak, daha fazla insana ulaşmak amacıyla faaliyet gösteriyoruz. Bizim için 4-6 yaş Kur'an kursu niçin önemlidir diyecek olursanız, Fransa'da da görev yaptım ben. Bakın, bütün dinlerde, bütün görüşlerde, dünyanın her yerinde eğitim çok küçük yaştan itibaren başlıyor. Yani annenin karnında, annenin karnından önce babada, işte ve çocuğun kendi karakterinin oturulmaya, şekillenmeye başlandığı 7 yaşa kadar özellikle eğitim çok önemli. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz 7 yaşına geldiğinde çocuğunuza namazı emredin buyuruyor. Peki 7 yaşına gelmiş olan bir çocuk namaza ait olan, gerekli olan bütün şartları ne yapması gerekiyor kılabilmesi için? Bilmesi gerekiyor. Ben 7 yaşına geldim çocuğuma dedim ki hadi namaz kıl bakalım dedim. Bana ne der? Hiç ben namazla alakalı ona bilgi vermemişsem ne diyecek bana? Ne kılacağım ben? Ne demek namaz diyecek değil mi? Ama Peygamberimiz Aleyhisselam 7 yaşında bunu emredin derken 7 yaşın öncesinde bunu hazırlayın buyuruyor. Bakın Hindistanlı bir atasözü ne diyor? Bana 6 yaşına kadar çocuğunuzu verin, ondan sonra alın çocuk sizin olsun diyor. Karakter eğitimi çok önemli. Din de karakter eğitimidir. Din karakter eğitimidir. Yani din sonradan öğrenilmesi ve yapılması zor olan bir şeydir. Yani karakteriyle beraber büyümesi lazım. Şunun gibi, bakın Avrupa'da da bu böyle. Bir gün Lyon'da görev yaparken bir tercümanlar aracılığıyla papazla görüştük. Papaza dedim ki ben bir din adamıyım ve dinle alakalı şöyle şöyle faaliyetler yapıyorum. Ama sizin kiliseniz sürekli kapalı, sadece pazar günleri açık. Diğer zamanlarda din adına ne yapıyorsunuz diye sorduğunda papazın cevabı şuydu. Biz kilisemiz kapalı olsa bile 780 proje ile toplumun tamamının içindeyiz dedi. Nasıl dedim? Okul öncesi eğitimin tamamını biz veriyoruz. Nasıl? Papaz okulundan mezun olmuş olan erkek ve bayanlardan oluşan eğitimci ordumuz var. Eğitimcilerimiz var. Ve bunlar, okul öncesi eğitimin tamamını bunlar veriyor. Ve bizim maalesef Türk çocuklarımıza da okul öncesi eğitimde bunlar eğitim veriyor. Yani papaz okulundan mezun olmuş olan kadınlar ve erkekler, Avrupa'da yaşayan bizim olan, Müslüman olan çocukların okul öncesi eğitimlerini bunlar veriyor. Peki, döndüm ben Türkiye'ye. Türkiye'ye döndükten sonra Yalova'da böyle bir eğitim var mı? Bir tane Kur'an kursumuz vardı. Sağ olsun Cevdet Cemal Bey, geçmiş dönemde görev yapmış olan il müftümüz çok büyük gayret gösterdi. Onun önderliğinde şu anda Yalova'da bir yıl içerisinde 15 mahallede 15 tane 4-6 yaş Kur'an kursu açıldı. Ve bu eğitimler demin de ifade ettiğim gibi ilahiyat mezunu,
ve 380 saatlik okul öncesi eğitimle alakalı seminer almış ve bunun yanında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okul öncesinde nasıl eğitim verilir konusunda eğitimlere tabi tutulmuş hoca hanımlar tarafından profesyonel olarak okul öncesinde bir çocuk nasıl bir eğitim alması gerekiyorsa o eğitimi alıyor. Bunun yanında değerler eğitimi alıyor. Yani işte namaz nedir, abdest nasıl alınır, anne baba niçin önemlidir, işte fakir insanlara yardım etmektir, bunun gibi. Yani aklınıza gelecek dinle ve değerlerle alakalı bütün eğitimler bu kurslarda veriliyor. Ve 4 yaşında bu kursa başlayan bir çocuk 6 yaşında yani okul öncesindeki yaş sınırına kadar bu eğitimi tamamlamış oluyor. Ve maalesef bakın bugün yetişmiş 50-60 yaşına gelmiş insanların dinle alakalı sorduğumuz soru zaman cevap alamadığımız birçok soruya cevap verebilecek hale geliyor bu çocuklar. Onun için bu eğitim çok önemli. Biz bunlar da doğru dürüst ücret de almıyoruz. Yani tamamen sağ olsun yardımseverlerimiz tarafından bu kursların ihtiyaçları gideriliyor ve ihtiyaçları giderildikten sonra bu çocuklara bu eğitimler verilmiş oluyor. Dolayısıyla okul öncesi eğitim çok önemli. Bizim için çok önemli, Müslüman için çok önemli, evlatlarımız çok önemli bizim için. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, bu toplumun geleceği bunlar. Eğer bu çocuklar iyi yetiştirilmezlerse o zaman ileride bu toplum sıkıntı yaşar. Bunların yaşanmaması için bu çocukların iyi yetiştirilmesi gerekir. Bakın Müslüman iyi bir insandır. Müslüman zarar elinden gelmeyen insandır. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Müslümanı tarif ederken nasıl tarif etmişti bize? Elinden ve dilinden insanların emin olduğu kişidir demişti. Yani insanlar bu adamdan bize zarar gelmez, bu bize haksızlık yapmaz, bu bize yalan söylemez, bu bize aldatmaz dediği insan Müslümandır. Ama bugün toplumda bu konuda sıkıntılar yaşıyorsak sebebi nedir? Sebebi din eğitiminin küçük yaşta verilmemiş olması. Yani karakterine din eğitimini sindirememiş olması. İşte bu kurslarda biz bu eğitimleri veriyoruz. Değerli kardeşlerim, bakın Peygamber Aleyhisselam Efendimiz üç kişinin amel defteri kapanmaz buyuruyor. Kimdir ya Resulallah onlar? Birincisi, arkasında takip edilecek olan bir ilim bırakmış olan bir alimin amel defteri kapanmaz. Veya kalıcı bir eser yapmış, bir Kur'an kursu, bir okul, bir köprü, bir yol yapmış olan insanlar o yaptığı eserler devam ettiği sürece onların da amel defteri kapanmaz. O yollar kullanıldıkça, o kurslarda eğitim devam ettiği sürece, o okullarda eğitim devam ettiği sürece onun amel defterine sevap olarak yazılmaya devam eder. Bunun yanında salih bir evlat bırakmış olan kişinin de amel defteri kapanmaz. Peki salih evlat niçin önemli? Yaptığı her iyilik evladın hanesine sevap olarak yazıldığı gibi babanın da ölmüş olsa bile amel defterine sevap olarak yazılmaya devam eder. Bunun tersi de mümkün. Evladın yaptığı her kötülük babanın amel defterine bir kötülük olarak da yazılacak. Dolayısıyla salih bir evlat yetiştirmek istiyorsak salih evlat yetiştirmenin anahtarı 4-6 yaş kurslarımızdan geçiyor. İyi bir, sağlıklı bir nesil, dinini bilen, nasıl oturup nasıl kalkması gerektiğini, yolda nasıl yürümesi gerektiğini, annesine babasına nasıl davranması gerektiğini, öğretmenine karşı nasıl davranması gerektiğini, toplumda nasıl hareket etmek gerektiğini bilen bir neslin yetişmesi işte ancak bu 4-6 yaş Kur'an kurslarında mümkün olacaktır. Biz bu konuda çok iddialıyız. Gelin evlatlarınızı bu kurslara yazdırın. Bakın değerli kardeşlerim, bu kurslar, okul öncesi eğitim kursları. Bir Kur'an kursu, evet bir Kur'an kursu ama aynı zamanda bir değerler eğitim kursu. İyi bir Müslüman, sadece oturduğu zaman iyi bir Kur'an okuyan ve işte namazını tam kılan o anlamda, evet bunları zaten Müslüman yapması gerekiyor. Ama bununla sınırlı değil Müslüman. Hayat bununla bitmiyor yani. İslam sosyal dindir. Dolayısıyla sadece oturayım ben evimde, açayım Kur'an'ı okuyayım, komşularım ne yapıyor beni ilgilendirmiyor, toplum ne yapıyor beni ilgilendirmiyor diyebilecek bir insan değildir Müslüman. O zaman toplumun her kesimine hitap etmemiz gerekiyor. Yani
bir Müslüman deyince camideki hoca aklınıza gelmesin. Müslüman yolda yürür, Müslüman komşularıyla ilişkileri vardır, Müslümanın toplumla ilişkileri vardır, esnafsa ticaret yapar, öğretmense öğretmenlik yapar, toplumun her kesimindedir Müslüman. Ama iyi bir Müslüman hangi işi yapıyor ise, yani Allah'ın meşru saydığı hangi işi yapıyor ise, o işin hakkını vererek yapan insan demektir. Kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemeyen, aldatmayan, yalan konuşmayan bir insan demektir. Dolayısıyla işte böyle bir insanı inşa edebileceğimiz en güzel mekanlar, özellikle okul öncesindeki işte bu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarıdır. Biz onun için bu eğitimi çok önemsediğimiz için sağ olsun bizim bu konudaki faaliyetimizi destekleyen insanların da desteğiyle biz bu konuda Allah'ın izniyle çok iddialıyız ve nesillerinizi gönderip pişman olmazsınız.